karantina önlemlerinin gevşetildiği Mayıs ayında Euro bölgesinde ekonomik toparlanma hız kazandı. Euro bölgesinde Birleşik PMI Mayıs ayında 56,9 seviyesine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 2018 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. İmalat sektöründeki toparlanmaya hizmetler sektörünün de eşlik ettiğini gördük. Çünkü Avrupa'nın genelinde hizmetler sektöründe faaliyet gören işletmeler açılmaya başlamıştı. Bunun getirdiği iyimserlik görüldü endekste. 55,1 değerini aldı. İmalat tarafına baktığımız zaman imalat PMI ise 62,8 seviyesine çıktı. Fakat diğer yandan ham madde maliyetleri üzerindeki baskı, artış devam ediyor. Çünkü ham madde maliyetlerini gösteren endekste rekor artış yaşandığını gördük Mayıs ayında. Bununla birlikte özellikle İngiltere'den gelen PMI'ler beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Oldukça güçlü geldi. Hizmetler PMI'ye baktığımız zaman 8 yılın zirvesine tırmandığını takip ettik. 61,8 değerini aldı. Birleşik PMI'de ise rekor seviyeye ulaşılmış oldu. İngiltere'de karantina önlemleri daha erken gevşetilmeye başlamıştı ve bunun etkisi görülüyor aslında verilerde. Mesela perakende satışlar cephesine baktığımız zaman Nisan ayında çok güçlü bir artış yaşandı. Beklentilerin iki katının daha da üzerinde bir artış yaşandığını gördük. Aylık bazda perakende satışlar %9,2'lik bir artış gösterdi. Giyim ve benzin satışlarındaki artış rol oynadı. Fakat gıda satışlarına baktığımız zaman Aralık ayından bu yana ilk kez düşüş meydana geldi. Gıda satışlarında Euro bölgesinden güçlü gelen PMI verilerinin getirdiği iyimserlikle Avrupa borsalarında bugün yön yukarı. Endekslerde %1'e yaklaşan oranda yükselişler hakim. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamaları takip ettik. Ve Lagarde bugün verdiği mesajlarla Haziran ayı toplantısında herhangi bir politika değişikliği olmayacağının sinyalini vermiş oldu. Çünkü uzun dönemde politikaları konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi Lagarde ve destekleyici politikaların aylarca devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Bugün aynı zamanda Almanya Merkez Bankası Bundesbank'tan gelen açıklamalar önemliydi. Çünkü Bundesbank önümüzdeki aylarda özellikle son çeyrekte Almanya'da enflasyonun %4 seviyesine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. İkinci çeyrekten itibaren Almanya'da ekonomik aktivitede toparlanma bekliyor kurum. Hem aşılamaların hızlanması hem de tedbirlerin gevşetilmesi durumunda gayri safi yurt içi hasılanın sonbaharda pandemi öncesi seviyeyi aşabileceğine dikkat çekti.